Sevgili arkadaşlar, son fizik bükücü, fizik çözer Metin'in çözere. Modern Fizik Kolej'e hoş geldiniz. Metin Hoca ile gerçek bir fizik dersi başlıyor. Sevgili arkadaşlar, şuradaki örneği ve birinci soruyu çözdükten sonra yine sağ olsun bir teknolojik problem yaşadık. Tekrardan aldık. Buralarda silme ihtiyacı hissetmedim. Aynı sıcaklıkta kütle hacim değişimi verilen XYZ sıvılarından eşit hacimlerde karıştırılıyor. Bakın arkadaşlar, bu tarz sorular önemli. Buna göre bu karışımın 100 santimetre küpünde kaç gram X sıvısı vardır? Sevgili arkadaşlar, eşit hacimde dediğine göre hepsinden aynı hacimde almam gerek. Örneğin hepsinden 10 alabilirim, hepsinden 20 alabilirim, hepsinden 40 alabilirim sevgili arkadaşlar. Hepsinden 10 santimetre küp aldığımızı düşünelim. Bakın arkadaşlar, iç sıvısının 10 santimetre küpü 120 gram. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? İç sıvısından 120 gram aldım. Peki Y sıvısının 20 santimetre küpü 120 gram olduğuna göre 10 santimetre küpü hacim yarıya inerse kütle de yarıya iner. 60 gram. Z sıvısının 40 santimetre küpü 120 gram ise dörtte birine inerse hacim, kütle de dörtte birine iner. 30 gram. Diyor ki bu karışımın 100 santimetre küpünde kaç gram X sıvısı vardır? Sevgili arkadaşlar, bakıyoruz. 10, 20, 30. 30 gramda kaç gram? 120 gram X sıvısı var. 30'da 120 ise yüzde nedir? 400 diyoruz. Görüldüğü gibi öz kütleleri bulmaya, karıştırmaya vesaire bir şeyler yapmaya gerek ve ihtiyaç yok. Kütle hacim değişimi verilen X-Y sıvılarının her birinden eşit kütlede alınarak yapılan türdeş karışımın öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp oluyor. Buna göre X sıvısının öz kütlesi nedir? Sevgili arkadaşlar, bakın burada da eşit kütlede her ikisinden de M alalım. M aldık bakın. Karışımın öz kütlesi toplam kütle bölü toplam hacim diyoruz. Buna göre sevgili arkadaşlar, X'in hacmi ve Y'nin hacmi 3 olduğuna göre o halde D karışım eşittir 2M bölü 4 ve buna ne demiş? 3 demiş. Sadeleştirirseniz arkadaşlar, M bölü 2 ve eşittir 3. Buradan M bölü ve ne oldu arkadaşlar? 6 oldu. Bizden X sıvısının öz kütlesi soruluyor. Evet. DX eşittir M bölü ve. M bölü V'yi de zaten ne bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Cevabımız Balıkesir diyoruz. Grafikte kütle hacim değişimi verilen X sıvısından 40 gram, Y sıvısından 20 gram alınarak bir karışım yapılıyor. Buna göre bu karışımın öz kütlesi nedir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar, 40 gram X sıvısından aldığımızda hacmi ne olur? Görüldüğü gibi 5 santimetre küp. Y sıvısından 20 gram. Y sıvısının 40 gramının hacmi 10 santimetre küpse, kütle yarıya inerse arkadaşlar hacim de yarıya iner. Dolayısıyla 20 gram Y sıvısının hacmi de 5 olur. Yani arkadaşlar bundan da 20 gram, o halde hacmi efendime söyleyeyim VX'ten 5, VY'den 5 almış olduk. Tabi bunu şuradan da görebilirsiniz. Y'nin öz kütlesi 40 bölü 10'dan 4. Hacim 20 bölü 4. Buradan da 5 diyebiliriz. V eşittir M bölü D'den arkadaşlar. Bulabilirsiniz. Buradaki orantıdan da bulabilirsiniz. Çok fark eden bir durum yok. Bu durumda karışımın öz kütlesi toplam kütle bölü toplam hacim. D karışım toplam kütlemiz 40, 20 daha 60 bölü toplam hacim 5 artı 5, 10 böldük 6 Denizli diyoruz.
Aynı sıcaklıktaki kütle hacim değişimi grafikte verilen XC sıvılarından yapılan karışımın öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küptür. XC sıvılarının karışımdaki kütleleri oranı nedir? Sevgili arkadaşlar, tabi bunu çözmenin değişik yolları var. Bunların öz kütlesini bulabilirsiniz. X'in öz kütlesi neymiş? 30 bölü 13. Y'nin öz kütlesi 30 bölü 31. Buradan karışımın öz kütlesini D karışım D1 V1 arkadaşlar. D1 V1. Yani 3 Vx artı D2 V2 1 çarpı V'ye V'ye bölü Vx artı V'ye dedik. Ve karışımın öz kütlesini ne demiş arkadaşlar? 2 demiş. Buradan 2Vx artı 2V'ye eşittir 3Vx artı V'ye. İşler dışlar çarpımı yaptık. Küçüğü büyüğün yanına gönderdiğimizde de burada ne kaldı? V'ye kaldı. Buraya gönderdik. Vx kaldı. Yani arkadaşlar hacimler eşit oldu. Aynı hacimden aldık. O halde X'in kütlesi 3V, Y'nin kütlesi 1V. Görüldüğü gibi arkadaşlar cevabımız Denizli diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar, bunun başka bir yolu var mı? Var. Buradan arkadaşlar karışımın öz kütlesi 2 olacak şekilde şuradan aldığımızda 2 bulabilmemiz için 30 bölü 15 olması gerekiyor. Yani sevgili arkadaşlar şu kısım 5 olmalı mıdır? Evet, çünkü işte şurası arkadaşlar 15 olacak. Peki şurası arkadaşlar 20 mi? Evet, o halde burası ne oldu arkadaşlar? 15 oldu. İşte arkadaşlar burada pratik yöntem şu. Eğer kütlelerin oranı isteniyorsa tam şu arkadaşlar kesilen noktalardan mx çarpı 5 my çarpı 15 diyoruz. İşte arkadaşlar mx çarpı 5 eşittir my çarpı 15. Buradan mx bölü my yine 3 çıkmaktadır. Bu pratik yöntem. Hacimlerinin oranı istenirse de arkadaşlar bunu anlatmıştım. Şurada ne yapıyoruz? Şöyle çiziyoruz. Vx çarpı şu, vy çarpı bu uzunluk diyoruz. Kütle hacim grafikleri şekildeki gibi olan XYZ sıvılarından eşit hacimli sıvılar alınarak yapılan türdeş karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür diyor sevgili arkadaşlar. Burada eşit hacimli olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Eşit hacimli. Kaç tane olursa olursun arkadaşlar eşit hacimli bir karışımın öz kütlesi D karışım eşittir D1 artı D2 artı D3. 3 tane mi? Bölü 3 diyeceğiz. 10 tane olsa bölü 10 diyeceğiz. N tane olsa bölü N diyeceğiz. Evet, X'in öz kütlesi 18 bölü 2 9. Y'nin öz kütlesi 10 bölü 2 5. Z'nin öz kütlesi ise 4. Toplayalım. 9. 9 daha 18 bölü 3. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 6 diyoruz Adana. Aynı sıcaklıkta kütle hacim değişim grafikteki gibi olan XYZ sıvılarından eşit kütlelerde karıştırılıyor. Bu karışımın 420 gramında kaç santimetre küp Z sıvısı vardır? Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi mümkün olduğu kadar her tarz soru görmeniz açısından iyi. Bakın arkadaşlar hepsinden eşit kütlede, hepsinden örneğin 70 gram alıyorum. Şimdi karışımın öz kütlesi toplam kütle 70 artı 70 artı 70 210. Gerçi bunu bulmaya arkadaşlar gerek yok. Niye? Çünkü bizden karışımın öz kütlesi istenmiyor. Evet, dolayısıyla arkadaşlar önce ne yapacağımıza karar verelim. 420 gramında kaç santimetre küp Z sıvısı var? Şimdi arkadaşlar 210 gramında baktığımızda Z'de ne var? 40 var. O halde 420'de ne var? Vx var. Evet.
VX diyoruz. VZ arkadaşlar Z'den. Dolayısıyla iki katına çıktığı için iki katına oran orantı bildiğiniz basit bir oran sevgili arkadaşlar. Cevabımız görüldüğü gibi Adana. Evet. Eşit kütleli X, Y, Z sıvılarından X'in hacmi Y ve Z'nin hacimleri toplamına Y'ninki de Z'ninkinin iki katına eşittir. X'in öz kütlesi 0,8 gram bölü santimetre küp olduğuna göre Y ve Z'den yapılan eşit hacimli karışımın öz kütlesi nedir? Görüldüğü gibi biraz arkadaşlar farklı bir soru. Sevgili arkadaşlar ne yapalım? Öncelikle şöyle bir X, Y, Z sıvılarının hacimlerini yazalım. Şimdi X'in hacmi bu ikisinin toplamını eşitmiş. O bir dursun. Y'ninki de Z'ninkinin iki katına eşitmiş. Ve 2 ve 3 ve. Bunlar arkadaşlar kütleleri eşitmiş. Evet. Kütleleri eşit. Diyor ki X'in hacmi Y ve Z'nin hacimleri toplamına Y'ninki de Z'ninkinin iki katına eşittir. Evet. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki X'in öz kütlesi 0,8. O halde arkadaşlar öz kütleye baktığımızda bunların kütlelerinden de eşit alınmış. X'ten de M kadar, Y'den de M kadar, Z'den de M kadar alınmış. O halde 0,8 ise bunun arkadaşlar baktığımızda bunların öz kütleleri nedir diye ve arkadaşlar buradan kütle eşit olduğu için hacmi bulabiliriz. Toplam kütle bölü toplam hacimden de gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar kütlelerin eşitliğinden gitmemiz en iyisi. M eşittir D'den bakın. M eşittir D çarpı V. Çarptığımızda 2,4. Bunda 2,4 olması için öz kütlesi 1,2. Bunun da arkadaşlar 2,4 çarptığımızda 2,4 olması gerekiyor. O halde eşit hacimde olduğu için toplayıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. 3,6 2'ye bölersek 1,8. Bakın güzel bir soru. Bir kap 4 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvı akıtan K musluğu ile 2 T sürede aynı kap 2,2 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvı akıtan L musluğu ile T sürede doluyor. Buna göre bu iki musluk beraber açılarak kap doldurulursa kaptaki karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp olur? Sevgili arkadaşlar bakın K 2 T sürede L ise T sürede dolduruluyor. Kabı doldurma süresiyle akan sıvı miktarı ters orantılı olmalı değil mi? Yani bu T sürede doldurduğuna göre daha hızlı musluğun debisinin daha büyük olması gerekiyor başka bir deyişle. Debi neydi sevgili arkadaşlar? Musluktan birim zamanda akan sıvı miktarı. Bakın 2 T'ye T olduğuna göre tam tersi V'ye arkadaşlar 2 V olacaktır. O halde bakın karışımın öz kütlesi D1 V1 artı D2 V2. Hemen yapalım bakın D karışım. K'dan V arkadaşlar. Öz kütlesini 4. 4 çarpı V 4 V artı diğer 2,2 gram bölü santimetre küp efendime söyleyeyim çarpı 2 ve çarptığımızda arkadaşlar 2,2 çarpı 4 4,4 mü? Evet 4,4 ve bölü toplam hacim 3 ve sevgili arkadaşlar 8,8 bölü 3 ve oldu. Görüldüğü gibi 8,8 ve bölü 3 ve görüldüğü gibi bunlar sadeleşiyor. Evet sevgili arkadaşlar 4 ve artı 4,4 ve ne yaptı? 8,4 ve bölü 3. 8,4'ü arkadaşlar 3'e böldüğümüzde 2,8 olmaktadır. Sevgili arkadaşlar bunun size daha pratik bir yöntemini tork yöntemi gibi anlatıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi buradaki K'nın öz kütlesi 4. L'nin öz kütlesi 2,2. Peki K'dan ne kadar girmiş? V kadar. Peki L'den 2V kadar. Toplam arkadaşlar 3. Aradaki fark çıkartalım.
1,8. 3'e böleceğiz arkadaşlar. Bu karışımın öz kütlesi buradan arkadaşlar 2 birim uzakta diyelim, 2K buradan K kadar uzakta. O halde arkadaşlar buna 3K diyoruz. Buradan K eşittir 0,6. İşte arkadaşlar buna 0,6 ekleyin. 2,8. Buradan da 2K'yı çıkartın. Yani 1,2'yi çıkartırsak yine 2,8'i buluruz. Bu sistemde arkadaşlar tork yöntemidir diyoruz. Yarıçapları sıra ile 2R ve R olan içleri dolu homojen kale kürelerinin kütleleri eşittir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri oranı kaçtır diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar, bunların kütleleri eşit olduğuna göre kütlemiz M'e M diyoruz. Hacmimize bakıyoruz. Kürenin hacmi neydi arkadaşlar? Ve küre 4/3 pi r küp. Zaten 4/3 pi'ler sabit. R küp. 1'in küpü 1. Buna V dersek 2'nin küpü 8. V diyoruz arkadaşlar. Buradan M eşittir deveden. O al arkadaşlar öz kütlesi D ise öz kütlesi 8 de olmalı ki 8 deve 8 deve. Görüldüğü gibi arkadaşlar cevabımız Celikan diyoruz. Ve geldik bu testin son sorusuna. Bir kaptaki sıvı karışımının kütlece %40'ı, hacimce %60'ı X sıvısı, kalanı da Y sıvısıdır. Sıvıların öz kütleleri oranı nedir diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar X ve Y yazalım. Kütleden de 100 alalım. Hacimden de 100 alalım sevgili arkadaşlar. Ve X'e bakalım. Kütlece %40. Demek ki arkadaşlar eğer 40'ı X ise 60'ı Y. Evet, hacmin %60'ı. 60'ı 40'ı. İşte arkadaşlar öz kütle 2/3. Öz kütle 3/2. O halde X'in öz kütlesi 2/3. Y'nin öz kütlesi 3/2. Ters çevirip çarptığınızda 4/9. Cevabımız Balıkesir, Bandırma diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Metin Hoca ile gerçek bir fizik dersinde tekrar buluşmak üzere. Tabii ki videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.